Burası Torosların güneyi, Amanos Dağları. Coğrafi ve iklimsel özellikleri ve barındırdığı biyolojik çeşitlilikle çok özel koşullara sahip olan bir yer. Bu kadim coğrafyada zirveleri, vadileri, geçitleri ve bulutlarıyla kilometrelerce uzanıyor Amanoslar, bir krallık gibi. Gökçedağ da işte tam orada, Osmaniye'nin doğusunda yer alıyor. Ve ondan geçiyor Amanosların başıboş rüzgarları. Rüzgarlar sanki eteklerini savuruyor Gökçedağ'ın. Gökçedağ ise o rüzgarlarda dönen kanatlarıyla yeni bir hayalin ardına bakıyor. Ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için aynı hayalin peşinde Zorlu Enerji Grubu. Enerji üretirken yerli ve yenilenebilir kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanılmasına, doğanın korunmasına öncelik veren Zorlu Enerji Grubu'nun gerçekleştirdiği büyük yatırımın tamamlanmasıyla Gökçedağ sırtlarında rüzgar bekçilerinin nöbeti başlıyor. Zorlu Enerji Grubu'nun temelleri 1993 yılında atıldı. Rüzgar santralleri ve her türlü yenilenebilir enerji kaynakları alanında uzmanlaşmak üzere kurulan Rotor'un 2007 yılında Zorlu Enerji Grubu bünyesine katılmasıyla grup rüzgar alanında da yatırım yapmaya başladı. Grubun doğalgaz, hidroelektrik, jeotermal ve rüzgar santralleriyle toplam kurulu gücü 745 megawata ulaşıyor. Enerji sektöründeki faaliyetlerini, elektrik üretimi ve ticareti, enerji tesislerinin projelendirme ve anahtar teslimi kurulumuyla işletme ve bakım hizmetlerinin yanı sıra doğal gaz dağıtım ve toptan ticareti olarak geniş bir alanda yürüten grup, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da gerçekleştirdiği yatırımlarla bölgesel bir güç olmayı hedefliyor. Yaygın bir coğrafyada faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji Grubu, toplumla birlikte kazanma ilkesini benimsiyor. Tüm Zorlu grubunun benimsediği UN Global Compact, Küresel İlkeler Sözleşmesi taahhütnamesine bağlı olan Zorlu Enerji Grubu, sektöründe, ülkesinde ve dünyada kurumsal vatandaş olma vizyonuna sahip. Bu nedenle yerel, yenilenebilir, verimli, sürdürülebilir, doğayla ve insanla dost projeler için yatırımlar gerçekleştiriyor. Zorlu Enerji'nin Gökçedağ Rüzgar Santrali projesi bu yaklaşım ve ilkeler temelinde yola koyuldu. Ve tüm zorluklar projeye inanmanın enerjisiyle aşıldı. Zorlu O&M ve Zorlu Endüstriyel ona yol arkadaşları oldu. Farklı uzmanlık alanlarında yeni firmalar da daha sonraki aşamalarda bu yolculuğa katıldılar. Gökçedağ'ın çetin iklim ve topografik koşullarında en uygun tasarımla yapım sürecini başlatmak için önce çok disiplinli etüt ve dizayn çalışmaları yürütüldü. Finans, malzeme temini, mekanik, elektrik, sahada jeofizik araştırmalar, uygulamalar, inşaat, müteahhitlik desteği gibi tüm karmaşık süreçler için ön çalışmalar eş zamanlı ve birbirleriyle bağlantılı olarak ilgili ekiplerce yürütüldü. ...2007 yılının ilk çeyreğinde Gökçedağ Santrali için General Electric tarafından üretilecek 54 adet 2,5 megawattlık türbinlerin ön anlaşması imzalanmış ve Ağustos ayında Almanya Salzbergen'de türbinlerin üretimine başlanmıştı. Gökçedağ'ın aşırı engebeli ve eğimli yapısı, inşaat sürecinin başlangıcı olan servis yolları yapımına özel önem verilmesini gerektirdi. Servis yollarının projelendirilmesi 2008 yılı Şubat ayında başladı. İlk faaliyetimiz proje sahasının hassas haritasını almaktı. Arazinin çok apik olması, çok engebeli olması ve ormanlık olması sebebiyle harita alımında epey zorluklar yaşadık. Bu faaliyeti tamamladıktan sonra inşaat faaliyetleri başladı. Dört çeker araçlarla dahi ulaşamadığımız noktaların olmasından dolayı bizim öncelikle bu servis yollarını bitirmemiz gerekiyordu. Ve servis yollarının bitmesiyle bölgelere ulaştığımızda ancak ilgili türbinlerin
temellerine ait zemin etütlerini yapma şansımız oldu. Yıl sonunda 44 kilometrelik servis yolu zorunlu yerlerde %25 eğimi aşmamak üzere tamamlandı. Servis yollarının yapım sürecinde bölgeye başlangıçta öngörülmeyen bir başka önemli altyapı da kazandırıldı. Arazinin kil oranı yüksek toprak özelliği ve bol yağış almasının yaratacağı riskleri ortadan kaldırmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi'nden danışmanlık desteği alınarak dağın düşük kotlarında 5 ayrı sondaj kuyusuna bağlanan doğal drenaj kanalları açıldı. Hangi firmalarla çalışılacağı, yükleme vinçlerinin özellikleri, depolama, en uygun karayolu güzergahları, nakliye araçlarının nitelikleri ve 900 ila 1620 metre yüksekliğe taşımanın tüm lojistik sorunlarına güvenli ve verimli çözümler üreterek uygulama çalışmaları sürecin en kritik anları oldu. Çünkü nakliyesi yapılacak ana ekipmanlar, yüksekliği 85 metre, kanat çapı 100 metre, bağımsız nasel ağırlığı 85 ton ve her birinin toplam ağırlığı 356'şar ton olan 54 adet türbindi. İnşaat faaliyetlerinin önemli bir aşaması da türbin temellerinin yapımı oldu. Servis yolları tamamlandıkça ulaşılacak türbin noktalarının temel yapımları da eş zamanlı olarak başlatıldı. 2008'in sonunda temellerin önemli bir kısmı tamamlandı. 85 metre yüksekliği olan ve dinamik yükler, frenleme yükleri, dönme momentleri hariç 350-400 ton tekil yüke sahip türbinlerin temel tasarımları için yoğun bir mühendislik çalışması yürütüldü. Çapları 19 metre ve derinlikleri 3,5 metre olan her bir temel için ortalama 75 ton demir, 55 bin metreküp beton kullanıldı. ...2008 yılı başında Sazbergen'den gelecek türbin parçaları için en uygun liman etütleri tamamlanmış, Hamburg ve Bremen arasındaki Brecke Limanı'na karar verilmiş, tahliye limanı olarak da İskenderun seçilmişti. İskenderun Osmaniye arasındaki nakliye işlemi için ise mevcut karayolu güzergahlarının etütleri yapılarak gerekli takviye işlemleri tamamlandı. 2008 Ekim ayında yola çıkan türbin parçaları artık İskenderun Limanı'ndaydı. İskenderun Limanı'nda kiralanan 25 bin metrekarelik özel güvenlikli ve ışıklandırılmış alanda depolanan türbinlerin tüm komponentleri etiketlendi ve çalışma programına bağlı nakliyeler için hazır hale getirildi. Nakliyelerin en zorlu kısmı Osmaniye Gökçedağ güzergahında yaşanacaktı. Rüzgar türbini ekipmanları, boyutları karayolu standartlarını zorlayacak ölçüdedir. Gökçedağ için konuşmak gerekirse kanat uzunluğu 50 metre, kule segmentleri 22 metre uzunluğunda, segmentlerin çapı da 4 metrenin üzerindedir. Yollar engebeler sebebiyle çok dik yapılmak mecburiyetinde kalındı. Bu dik yollardan ekipman nakilleri özellikle yağışlı havalarda mümkün olmadı. Yağışlı havaların geçmesini bekledik. Bu nedenle zaman kayıplarımız oldu. Tabii bu ölçülerdeki parçaları nakletmek için çok özel araçlar ve özel tedbirler almak gerekiyor. Biz de bu tedbirleri alarak bu nakliyeleri gerçekleştirdik. Ancak nakliyelerden birinde kule segmenti üst geçit köprüsünün altına sıkıştı. Böyle bir sürprizle karşılaştık.
Türbin parçaları Gökçedağ'a nakledildikçe etap etap montaj işlemleri de başlatıldı. Türbinlerin montajlarında Lusso firması ile çalışıldı. Zorlu Enerji'nin Lusso'yu seçmesinde Pakistan'da gerçekleştirilen rüzgar santrali projesindeki ortak çalışmanın sonuçları belirleyici oldu. Pakistan'da artı 40-45 derecelerde montaj yapıyorlardı. Kasım-Aralık aylarında biz Osmaniye'de montaja başlayınca eksi 10'larda, eksi 5'leri görünce adamlar zaten bir şoka girmiş durumdaydılar. İşte montajın daha yeni başladığı dönemlerde herkes çok heyecanlı. İşte ilk türbin dikiliyor. Genel müdürümüz dahil oradayız. Kar yağıyor, ciddi bir kar yağıyor. Lapa lapa yerlerde bir 20-25 santim kar olmuş. Hepimiz işte paltolarımızla, berelerimizle, atkılarımızla sahada izliyoruz. Bir terslik olmasın diye her an bekliyoruz. Projenin bir ucu denizden 900 metre yükseklikte, diğer ucu 1600 metre yükseklikte. Dolayısıyla proje alanında bir ucuyla diğer ucu arasında bir iklim farkı var. Bir tarafa yağmur yağarken aynı anda diğer tarafa kar yağıyordu. Bir taraftan yağış, bir taraftan sis, bir taraftan rüzgar. Bunlar birleştiği zaman çalışma imkanı kalmıyor. Bunlardan herhangi biri olduğunda montaja ara vermek zorunda kalıyordu.